Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Yaşadığımız bu dijital ve yeni çağda e-ticaretin farklı inovatif çözümleriyle karşımıza çıkan Koçser'i sizler için ziyaret ettik. Bakalım bu keyifli sohbetimizde bizlere neler aktarmışlar. İzliyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. Tabii ki sonrasında fuarı değerlendiriyor olacağız. Tuğçe Tunç kimdir? 15 yıldır sektördeyim. Bu sene iş hayatında da 15. yılım. Son 4 yıldan beri de şirketimizin e-ticaret faaliyetlerinden sorumluyum. Satın alma kökenli bir e-ticaretçiyim aslında. Zaten ticaretin kökeninde de biraz aslında alış ve satış var biliyorsunuz. Ben de kariyerine satın alma tarafında başlayanlardanım. Bugün de bu güzel organizasyonda e-ticaret dünyasının önde gelen şirketleriyle aslında bir aradayız. Heyecan verici ve açıkçası da beklediğimizden fazla bir kalabalığa sahip. Gerçekten öyle. E-ticaretin kalbi bugün burada atıyor. Birçok müşteriyle de bu arada bu bağlamda bir araya da gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii bütün değerlendirmeni alacağım sizden. Şimdi firmanın kuruluş amacı ve hikayesine değinelim isterseniz. Çünkü e-ticaretteki başlangıçlar genelde güzel bir girişimle olmuş. Sizin hikayeniz nasıl başladı? Şöyle anlatabilirim. Koçser bir ortak satın alma şirketi. Koç topluluğunun ortaklaştırılabilen alımlarını yapan bir şirket aslında. Yaklaşık 20 yıllık bir şirket. Medya, lojistik, malzeme, hizmet alanlarında ortak satın alma faaliyetleri yürütüyoruz. Tabii yılların vermiş olduğu tecrübeyle de son 8 yıldan beri sadece topluluk müşterilerimize değil, topluluğa bağlı olmayan müşterilerimize de yani grup dışı müşterilere de ilgili alanlarda hizmet vermeye başladık. Bu da tabii hem geniş ekosistemimizin bize getirmiş olduğu tecrübe hem de topluluğa bağlı olmayan şirketlere de vermiş olduğumuz hizmetlerden kaynaklı Türkiye'deki B2B satın almacı davranışlarını yakından gözlemlememize aslında fırsat tanıdı. Biliyorsunuz sonuçta dijitalleşme çağındayız ve teknolojik ürünler hayatımızın her yerinde. Bu noktada B2B dünyasında da biz bir satın alma şirketi olarak teknolojik geliştirmeleri, özellikle satın alma alanındakileri sahipleniyoruz. Bu noktada şirketimizin birçok aslında teknolojik satın alma ürünü var. İsterseniz önce B2B ve B2C'yi konuşalım. Bu kavramlar nedir? İzleyenlerimiz önce bir bilgilensinler isterseniz ve siz bu platformda aslında iki farkı da konuşacak olursak nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Tabii şuradan başlayalım aslında. B2B, B2C, B2E hatta son dönemlerde mutlaka hepimiz duyuyoruzdur. Ama şöyle bir durum var. Aslında ticaretin her türlüsü son dönemde de iç içe de girmiş durumda. Böyle de bir gerçek var. Ama yine de ben hepimiz aynı noktada olalım diye şöyle bir açıklama yapmak isterim. B2B tamamen şirketlerin, iş yerlerinin yapmış olduğu alışverişlerden aslında biraz daha ticari faaliyetlerden geliyor. B2C ise business to customer yani daha çok bireysel tüketicilerin yapmış oldukları alışverişler ve aslında tüketim davranışlarından yola çıkıyor. E-ticarette bu ikisinin birbirinden ayrışmasının aslında hem birbiriyle çok iç içe girdikleri noktalar var. Sonuçta hepimiz tüketiciyiz. B2B de olsa, B2C de olsa tüketici davranışları bir noktada benzeşiyorlar. Çünkü bir şirketteki satın almacı da aslında özel hayatında B2C alanında bir alışveriş yapıyor. Böyle düşünebiliriz. Ama günün sonunda yine de doğaları geleri bazı farklılıklar var. Örneğin B2C dünyasında biraz daha ön yüzün daha estetik olması ve kullanıcı deneyiminin çok daha ön planda olmasıyla ilgili bir beklenti varken B2B tarafında ise biraz daha aslında şirketlerin bu dijitalleşme çağında verimlilik, kaynakları biraz daha verimli kullanma noktasında her zaman beklentileri var. Burada işin özünde aslında kolaylaştırma var. Herkes işini daha kolay yapma, daha iyi takip etme ve takip ederken de gerçekten verimli bir şekilde süreçlerini yönetebiliyor mu, yönetemiyor mu bunları takip etme peşinde. B2B business'ta da genelde odağın bu olması gerekiyor bu nedenle. Bir noktada aslında iş yaşamına yönelik de yeni bir bakış açısı getirmiş oluyorsunuz böylelikle. Bu kavramlar artık gerçekten hayatımıza ve tabii ki sektörlere de girmeye başladı. Birçok sektörde etkilenmeye başladı. Özellikle e-ticarete baktığımız zaman artık çok revaçta, siz de biliyorsunuz. Çok fazla girişimler duyuyoruz. Birçok konuklarla da bir araya geliyoruz. Sizler gibi birçok kıymetli konukla bir araya geliyoruz. Ve bu kavramları iyi kullanmak da
verimli kullanmak da çok önemli. Ve sizin şirketinize de aslında hem alıcı hem satıcılar açısından birçok çözüm ve uygunluk var. İzleyenlerimizle diğer çalışmalardan bahsedelim. Biz bir B2B marketplace kurduk, bir B2B pazar yeri kurduk. Bunun da bazı sebepleri vardı. Çünkü az önce bahsetmiştim, hem sektörden gelen bir tecrübemiz hem de teknoloji alanında sürekli yapmış olduğumuz yatırımlarımız var. Bu noktada satın alma dünyasının hem bakış açısını değiştirebilecek hem onların her sene hedef kartlarında olan dijitalleşme hedeflerinde de onlara bir kolaylık sağlayabilecek, kolayca kullanabilecekleri bir ürün sunabilmek için hem de global dünyaya baktığımızda az önce sizin söylediğiniz gibi e-ticarette durdurulamaz bir ilerleme var. Pandemiyle özellikle hepimiz kişisel olarak da hayatlarımıza çok yoğun bir şekilde soktuk. Zorunluluktan dolayı ama sonra da bir noktadan sonra aslında ne kadar kolay olduğunu gördük ve alışkanlık haline de getirmiş olduk. Şimdi aynı şey şirketler için de geçerli. Özellikle şirketlerin daha az stratejik olan sarf alımlarında her gün kullandıkları ürünlerinde sürekli bir tüketimleri var biliyorsunuz ve bunları farklı yöntemlerle geleneksel ya da yakındaki herhangi bir yerden almak gibi farklı şekillerde bu tedarikleri gerçekleştiriyorlar. Bu noktada da işlerini daha kolay, daha yalın, daha basit, daha takip edilebilir, daha izlenebilir hale getirebilmeleri için alıcıların ve satıcıların bir araya geldiği, birbirleriyle kolaylıkla buluşabildikleri, farklı baremlerdeki miktarlar için farklı fiyatlarda ürünleri görebildikleri ve satın almalarını yapabildikleri bir pazar yeri kurduk. Pazar yerimizin adı Zergo. 2 gündür buradayız. İlk defa biz de bu fuara katıldık. Yeni ürünümüzü tanıtmak için de bizim için güzel bir fırsat oldu. Açıkça söylemek gerekirse beklentinin de üstünde bir taleple karşılaşıyoruz. Daha çok yeni bir ürün olmasına rağmen hem alıcı tarafında hem de satıcı tarafında çok yoğun bir taleple karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizim için de oldukça güzel geçen bir organizasyon. Şimdi gelelim isterseniz aslında müşteri ilişkilerine. Çünkü şirketlerle bir bağlamda desteklemiş olduğunuz stratejik planlamalar var ve satın almayla ilgili çok fazla destek sağlıyorsunuz. Çalışmalarınız devam ediyor. Hem müşteri ilişkilerini konuşalım isterseniz. Onlarla nasıl bir görüşme içindesiniz ve geri dönüşler nasıl oluyor? Bu bağlamda da şirketlerle nasıl bir entegrasyon sağlanıyor? Şöyle, müşterilerle aslında farklı kanallardan görüşüyoruz. Sonuçta online bir ticaret vaat ettiğiniz bir dünyada müşteri iletişiminde daha pratik ve online kanallardan gerçekleştirmek zorundasınız. Müşterilerimizin bize ulaşabilecekleri telefon hatlarımız, mail adreslerimiz ve ticket metotlarımız var. Bu metotlar üzerinden gelen tüm aslında geri dönüşleri arkadaşlarımız dönüşlerini gerçekleştiriyorlar. Bunun dışında B2B olmanın getirisi olarak sitemize B2C bir marketplace'ten farklı olarak üye olabilmek için bir alıcının bir şirket olması gerekiyor. Şirket olduğunu beyan edebilmesi için de bir vergi numarasını iletmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir başvuru formumuz var. Bu başvuru formunun doldurulması, ardından bize iletilmesi ve sonrasında alışveriş sürecinin başlaması gerekiyor. Aynı şey aslında satıcılar için de geçerli. Çünkü biz burada bir güven vaat ediyoruz. Yani pazar yerlerinde en önemli şeylerden biri güven ve bizim de hem grup olarak hem şirket olarak kendimizi en güçlü bulduğumuz alanlardan biri şüphesiz. Dolayısıyla güven kavramının arkasında durabilmek için bizim konumlandırdığımız satıcıların güvenilir satıcı olması vaadiyle aslında her zaman müşterimize gidiyoruz. Dolayısıyla satıcı başvuruları titizlikle değerlendiriliyor ve mutlaka bizim onayımızla sürece dahil ediliyorlar. Ben burada ekibin ne kadar titiz olduğuna da değinebiliriz. Çünkü ekip oluşturmak biliyorsunuz ki kolay değil. Ve bir ekibin başarısı bir şirketi, bir projeyi göklere çıkartabiliyor. O zaman siz ekibi seçerken de aslında çalışma arkadaşlarınızı seçerken de çok dikkat ediyorsunuz diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Çünkü şöyle düşünelim. Türkiye'de ilk defa bir B2B marketplace'den bahsediyoruz. Evet, sonuçta online ticaret her geçen gün artıyor. Ülkemizde de artıyor. Hatta şöyle bir veri söyleyeyim. Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu veriye göre geçtiğimiz yıl e-ticaret hacmi yaklaşık 1.8 trilyon TL'ye ulaşmış durumda. 2024 yılı için ise yaklaşık 3.4 trilyon TL'ye ulaşacağı öngörülüyor. Bu kadar genişleyen ve büyüyen bir aslında ticaretin içerisinde B2B'nin varlığını görüyoruz ama çok kısıtlı bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu alanda hem büyümeye hem genişlemeye hem de tüketicilerin yani B2B satın almacılarının diyelim, şirketlerin bu alanda biraz yol gösterilmeye ihtiyacı olduğunu düşündük. Tam da bu noktada bizler aslında ürünümüzü evet devreye girmiş olduk. Ekip son derece önemli. Ekip arkadaşlarımızla
Buradan da hepsine hem selam söylemiş olalım hem de teşekkür etmiş olalım. Heyecanınız kaldığı yerden devam ediyor. Gözlerinizdeki ışıltıyı da görebiliyorum. Çalışmalar anladığım kadarıyla tam gaz devam edecek. O yüzden ben gelecek hedeflerinizi sormak istiyorum sizlere. Yakın zamanda önemli bir proje var mıdır? Tabii şöyle, ürün geliştikçe aslında pazarda da bir gelişim bekliyoruz. Bu tamamen bir dönüşüm süreci. Bu noktada hedefimiz aslında Türkiye'deki satın alma alışkanlıklarının dijitalleşme noktasında gerçekten bir katma değer yaratmak. İnsanların işlerini daha kolay, daha verimli, daha izlenebilir bir şekilde yapmaları hem işletmelerimize, hem şirketlerimize, hem de ülkemiz için emek harcayan tüm işverenlere aslında bir katma değer yaratmak istiyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir röportajımızın daha sonuna geldik. E-ticaretin kalbinin attığı bir fuardan birçok bilgi aktarmış olduk efendim. Yayınlarımız devam ediyor, ekran başından ayrılmayın. Sevgili seyircilerimiz, ne yazık ki bugünkü programımızda noktalıyoruz. İş dünyasının önde gelen isimlerinin ilham verici hikayelerini dinleyerek sektördeki dinamikleri ve başarı sırlarını keşfetme fırsatı bulduk. Umuyorum ki bu sohbetler sadece bilgi birikiminizi arttırmakla kalmamış, aynı zamanda yeni perspektifler kazanmanıza da yardımcı olmuştur. Ben Aycan Gül, iyi hafta sonları dilerim. Şimdilik hoşça kalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.